Evet, merhaba arkadaşlar. Yeşil Devin maceralarına hoş geldiniz. Bu bölümde yepyeni bir oyun inceleyeceğiz. Oyunumuzun adı Sleeping Dogs. Merakla beklenen oyunlardan bir tanesi de E3'te açıklanmıştı. Aslına bakarsanız tek kelimeyle açıklamak gerekirse benim gözümde Yakuza artı True Crime eşittir Sleeping Dogs. Oynayanları varsa bilirler. İsterseniz bir an önce oyunumuza geçelim. Evet, menü gayet hani basit bir menüden oluşuyor. En son kaldığım yerden devam edeceğim. Birazcık oynama fırsatı buldum. Sizlere doğru şekilde yansıtabilmek için oyunu bilmediğim taraflarını anlamak için işte tam oradan devam edeceğim. Dikkat ettiyseniz menüde yine hani pardon, burası orası değilmiş. Evet, arkadaşlar burası evimiz. Oyunun renk paleti gerçekten çok renkli, inanılmaz renkli ve ben şahsen televizyonumun renk ayarlarını açmak zorunda kaldım sırf bu yüzden. İnanılmaz renkliydi ve karartıyordu oyunu. Ben o yüzden oyunun renklerini açmak zorunda kaldım açıkçası. Evet, burası bizim evimiz. Gördüğünüz gibi bir yatak var. Bütün nesnelerle etkileşime geçebiliyoruz. İşte uyuyabiliyoruz. Buradan işte kıyafetimizi değiştirebiliyoruz. Satın aldığımız kıyafetleri vesaire. Hani GTA tarzı biliyorsunuz zaten. Ben işte çıplak gezmeyi seviyorum. Çünkü hani adamlar zaten Yakuza. Dövmeler falan akıyor. O yüzden donla gezmeyelim de işte ayakkabılar, ne bileyim, Converse. Hadi saat de takalım. Aynı zamanda yapımcı firma Square, ya da doğrusu yayıncı firma, zira hem yapımcı hem yayıncı oluyorlar. Square Enix olduğu için Just Cause 2'deki Rico'nun kıyafetini de oyuna dahil etmeyi unutmamışlar. Bonus olarak onu da giyebiliyorsunuz isterseniz. Onun dışında evin içerisinde işte birçok şey yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle kapattım. Tuvaleti kullanayım. Oyunda biraz Kenan Lynch havası da var. Birçok oyundan birçok şey kapmış bir oyun bence Sleeping Dogs. Tabii GTA ile de benzetenler çok fazlaydı. Şimdi oynadıkça göreceğiz nasıl bir oyun olduğunu. Mesela canımız az. Buradan gelip hani bir şeyler yiyip içebiliriz evimizin dolabından. Gördüğünüz gibi bir şey içtim. İçecek içtim. Increased damage verdi. Hani vuruşlarımda daha güçlü vuracağım. Yine hani GTA'da ve diğer birçok bu tarz open world oyunlarda olduğu gibi oyun yine yapay zeka yönünden bayağı kötü. Hani böyle geliyorsun mesela, duruyorsun. Ne sana bak, yani en azından konuşmasa, etkileşime geçmese bile insanlar kafalarını sana çevirip baksalar iyi olurdu. Hani gidip çarpsan bile şu şekilde ittiriyorsun yani. Anca bu şekilde etkileşime geçiyorlar. Daha sonra normal hayatlarına devam ediyorlar. Hani etkileşim insanlarla bayağı az. Evet, apartmanımızdan çıkalım. Birçok oyunda olduğu gibi burada da yine bir garajımız var. Yani Saints Row tarzı. İstediğimiz aracı, sahip olduğumuz aracı garajımızdan alıp binebiliyoruz. Modellemeler gerçekten güzel. Işıklandırmalar da güzel. Haritaya baktığımız zaman oyun Hong Kong'da geçiyor arkadaşlar. Şu an işte 1, 2, 3, 4, 5 bölüme ayrılmış bir haritada oynuyoruz. Şu an buradayım. Gördüğünüz gibi birçok yer var. İstediğim yere waypoint koyup gidebiliyorum. İşte mağazalar olsun. Ne yaradıklarını anlatayım. Gördüğünüz gibi bir tane mavi icon var. Bir tane de yeşil icon var. Bizim adımız oyunda
Neydi? Hatırlamıyorum. V miydi? Wing miydi? Neydi? Birazdan görürüz. Aslına bakarsanız bir dedektifiz ve Hong Kong'da bazı bölgeleri kontrol etmeye çalışan iki tane çetenin ya da grubun şeylerini öğrenmeye çalışıyoruz. Hani yaptıkları işleri öğrenmeye çalışıyoruz. Yani polis için çalışıyoruz aslında ama birçok da kötü iş yapıyoruz. Gördüğünüz yeşil aykınlar çete için yaptığımız görevlere girmemizi sağlıyor. Oraya girelim. Evet, ismimiz Wei. He took a chance on me, Winston. I wanted to make sure it paid off. You got the right attitude. It's gonna pay off for you. You'll see. Evet, konuştuğumuz sarışın elemanın ismi Winston. Biz bu insanlarla beraber, bu çeteyle beraber büyümüş bir kişiliyiz. Wei olarak yani. Winston, Black Market adı verilen North bölgesinde, hani gösterdiğim bölgede, apartmanın olduğu bölgedeki birçok yeri kontrol ettiğini zanneden ya da çalışan bir çete başı. Çete başı diyeyim. Doğru olur. İsmi Winston. Herkes tanıyor onu. Ben de bu çetenin arasına girerek kendimi kanıtlayarak onların işte planlarını polise götürmeye çalışan yarı gangster, yarı polis bir elemanım. Yani oyun boyunca bunu oynuyor olacağız. Fark ettiyseniz trafik tersten akıyor, sağdan akıyor. Direksiyonlar da sağdan çünkü Hong Kong'da öyle. Gördüğünüz soldaki araba da Chery. İşte Asya'da bu tarz arabalar görmek hani çok normal. Şöyle bir yanaşalım. Evet, herkesi bırakıyorum. Bu tarz bug'lar da olabiliyor. Demin oldu işte mesela. Onun dışında ikinci çete ise bölgeyi kontrol etmek isteyen ya da kontrol ettiğini zanneden ikinci çetenin ismi ise Dog Eyes. O çetenin başı ise yine bizim Winston'la beraber büyümüş yetişmiş bir insan. Yani aslında çok yakınlar ama birbirlerini düşman benimsemişler bölgeleri kontrol etmek için ve sürekli bir savaş hakim. Gelelim en sevdiğim yere. Sleeping Dogs'un en güzel yanı yine son birçok oyunda yer alan dövüş sistemi diyebilirim. Dövüş sistemi çok güzel. Gördüğünüz gibi counter attack yapabiliyorsunuz. Size bir düşman vuracaksa vurmadan önce Y tuşuna basarak işte counter attack yapabiliyorsunuz. Yine burada biliyorsunuz light ve heavy ataklar var. İşte 3 tane light atak, bir tane heavy atak falan yapabiliyorsunuz. Onun dışında düşmanlarınızı şu şekilde tutup mesela şurada telefon kulübesi var. Dur, ondan önce şurada bir poşet var. Canım bitti. Yok, poşet vurmak içinmiş. Vurdum. Vurdum, mutluyum. Şu şekilde götürüp etraftaki nesnelerle etkileşime geçebiliyorsunuz dövüşürken. Şu an canım bitmeden şunları bir halledeyim. Bu arada ölmek üzereyim. Canım çok bitti. Evet, ve öldüm. Size anlatırken düşünemedim. Oyunda bir zorluk seçeneği yok. Hani easy, medium, hard, hardcore, ne bileyim, herhangi bir zorluk sistemi yok. Bazen bug'lar oluyor. İşte en son bildiğiniz gibi bu hand-to-hand dövüş sistemi Batman oyunlarında çıkmıştı. Çok ilgi görmüştü. Daha sonra işte Amazing Spider-Man'de falan da gördük bu sistemi. Şimdi Sleeping Dogs'ta görüyoruz. Bildiğiniz Uncharted tarzı bir dövüş sistemi var. Animasyonlar çok güzel hazırlanmış dövüş sisteminde. Birçok farklı animasyonu görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi çarptım. Çarptığım zaman radarın üstünde eksi bir puan aldım. Bu da aynı zamanda devlete çalıştığım için devlet tarafından, yani polislik durumu tarafından eksi puan anlamına geliyor. Yerdeki nesneleri alıp savaşabiliyorsunuz.
Blok yok ama tam düşman size vuracakken hani bir anlık blok yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi herif oraya uçtu. Uçtu hani şey yaparken, dövüşürken. Bu da işin kötü kısmı. Hem de bayağı kötü kısmı, öyle diyeyim. Oyunda fizik, yani grafik motorunun fiziği bir hayli kötü. Yani tamam, nesnelere falan çarptığınızda çok abartmayacak şekilde doğru düzgün hareket ediyorlar ama bu tarz dövüşlerde oldukça kaçma. Hah, tamam, dövdük. Evet, devam edelim. Oyunun herhangi bir multiplayer modu da yok. Ona da değineyim. Ancak oyun içerisinde bir sürü challenge var. Ne bileyim işte, motorun önünü kaldırarak ne kadar uzun süre ilerlediğiniz ya da hiç çarpmadan bir arabayı ne kadar kullandığınız gibi değişik challenge'lar var. Bu challenge'ları yapıyorsunuz. Otomatik olarak yapıyorsunuz zaten oynadığınız süre boyunca. Bak, yine unuttum. Ters şeritten girdim. Bu bayağı zorlayacak bence birçok kullanıcıyı. Dediğim gibi challenge'ları yapıyorsunuz. Challenge'larınız kaydoluyor ve arkadaşlarınızla ancak online olarak bu şekilde yarışabiliyorsunuz. Şu anda bölge bölge gidip Dog Eye'ın adamlarını hallediyoruz. Maşallah. Allah Allah. Kaçıyorlar mı? Aynen, kaçıyorlar. Araba kullanırken de çok güzel şeyler var. Özellikler var. Mesela rakip şeye, araca, yakalamak istediğiniz araca falan çarpabiliyorsunuz. X'e basarak, hani mesela şu şekilde kaydırıyormuş gibi yapıp çarpabiliyorsunuz. Aracı yakalamaya çalışıyorum. Daha göstereceğim çok şey var oyunda aslında. Bu bölümü de, hani görevi de daha önceden oynamadım. Sizlerle aynı anda oynamayı, olabilecek şeyleri aynı anda görmeyi açıkçası daha çok seviyorum. Ama yine değinmek istediğim bir başka konu var. Malum hem polis hem de kaçağı oynadığınız için oyunda bazen çok güzel şey, kaçış sahneleri ya da yakalama sahneleri oluyor. Yani bu dar Hong Kong sokaklarının arasında çok güzel yakalamacılar yaşayabiliyorsunuz. Çarparak durdurmam gerekiyor onu şu an. Bu arada yine aracınızla, aha, yapıştırdım. Evet, çok yavaş kullanıyor. Ondan daha hızlı kullanıyorum. Dövüşürken falan da yapay zekanın ciddi sorunları var. Hani hep beraber atlamıyorlar. Counter atağı çok az kullanıyorsunuz. Umarım düzelir o bakımdan. Hay Allah, bir indiremedik ya. Ne kaçtın ya. Daha önce de bu tarz bir görev oynamıştım. Anında düştü eleman. Şimdi hiç oralı değil. Bekliyorum yani. Bu arada oyunda silah, tabanca vesaire var. Ancak ben henüz alamadım. Hani şu an camdan falan sıkamıyorum o yüzden.
Vay maşallah ya. Hadi oğlum hızlan biraz. Gerçekten çok ışıklı bir şehir dizayn etmişler. Hani şehir olarak gayet güzel. Aynı zamanda da bir hani open world oyun ve RPG öğeleri içeren bir open world oyun. Gittikçe dar sokaklara girdik. Hayırlısı. Good pay, funny guy. I don't pay you. I drive my boat. You're gonna regret this. Evet, pes etti sanırım sonunda. Okay, okay. Ama ne bu fazla mess ya lan. There's a slight problem with your buzz, so we're doing a change. Evet, yolcuları aldım sanırım. Devam ediyorum. İlk bölümlerde genelde şey yapıyorsunuz. Hani bölgeleri kontrol altına almak için, aha geldi, dogaylar geldi. Bölgeleri kontrol altına almak için insanlara hani bildiğiniz klasik mafya işleri korkutuyorsunuz ve onları korumamız için onları ikna ediyorsunuz. Tabii para karşılığında. Şu an zaten beni rahat bırakmıyorlar. Ama uçurdum. Of, gitti. Şu an kurtulmaya çalışıyorum onlardan. Daha sonra aldığım yolcuları bırakacağım. Gitti o. Gitti. Hala 2 kişi var. Kurtulabilirsem iyi. Evet, bir tanesini atlattım. Yok, geri geldi. İşin güzel yanı işte gangsteri oynarken yakalansanız bile mesela polislere vesaire, aynı zamanda polis için çalıştığınız için yine gittiğiniz karakoldan her neyse serbest bırakılıyorsunuz. O yönden bayağı bir iyi düşünülmüş hani. Şu anda işte sürüş dinamiklerini falan görüyorsunuz. Ama şahsen ben bir hani bu araba sürüşlerden, kontrollerinden bir GTA beklemeyin. Saints Row'dan bile kötü olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Hayda. Buraya geliyorum, öbür taraftan gösteriyor. Oraya gidiyorum, öbür taraftan gösteriyor. Arabaların dönmesi inanılmaz zor yapılmış. Yani dön, yani tamam bu şey de dolmuş da normalde hani normal arabaları, hatta motosikletleri bile döndürmek işkence olmuş. Yani sürüş bakımından, araba sürüş bakımından hani ben Sleeping Dogs alayım, Hong Kong'u arabayla gezeyim, arkaya da müziğimi takayım diye düşünüyorsanız hani bence şimdiden o hayallerinizden vazgeçin. Çünkü gerçekten çok zor olmuş sürüş. Ben bayağı bir zorlandım açıkçası. Yani Just Cause 2'ninki kat 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 daha iyiydi. Neden aynı sistemi oturtamamışlar? Çok ilginç. Evet, yolcuları bıraktık. Evet, gördüğünüz gibi her görevden sonra bu şekilde bir level sistemi çıkıyor. Cop Experience, bildiğiniz gibi devlet için yapmış olduğum tecrübe puanı. Trade Experience ise gangsterler için yapmış olduğum puan. Hong Kong doları 15.000 hediye edildi. Ve bir upgrade açıldı. Gelelim upgrade'lere. En üstteki bara bakarsanız LBRB yazan yere, orada bir cop upgrades var, bir triad upgrades var. İşte melee training, face advantages, bir de health upgrades. Bayağı çok upgrade var yani. Open world bir oyunun bu şekilde RPG öğelerine sahip olması aslında çok büyük bir artı.
Belki de hani GTA'dan tek iyi özelliği diyebilirim. İşte Triad upgrade'i yapabiliyorum çünkü Triad'da level 1 oldum. Henüz Cup'da upgrade yapamıyorum. İşte ilk level zaten ilk şeyim otomatik olan gelen upgrade counter enemy attacks. Hani counter atak yapıyorsunuz düşman size saldırdığında. İkinci ise işte strike resistance var. İşte düşmanlar size vurduğunda daha az damage alıyorsunuz. Bir de siz vurduğunuzda daha çok damage veriyorsunuz. Ben daha dayanıklı olmayı seçiyorum bu durumda. Ve dönelim. Bunun dışında tam diyecektim ki geldi. Yine son birçok open world oyunlarda olduğu gibi, çağımız oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da cep telefonu koymayı ihmal etmemiş yapımcılar ve bir cep telefonumuz var. D-pad'den yukarı yön tuşuna bastığınız zaman, bak yine yanlış girdim. Cep telefonunuz açılıyor. İşte oyundaki karakterlerle mesajlaşabiliyorsunuz. GTA 4'teki kadar efektif ya da Saints Row'daki kadar iyi bir cep telefonu değil. Ancak yine oyun içerisindeki birçok özellik iyi burada bulabiliyorsunuz. İşte oyundaki karakterlerin biyografileri olsun ya da istatistikleriniz olsun vesaire. Şimdi buradan bir inelim. Bir tane motor alalım. Bir de şöyle bir durum var. Bunu da göstereyim. Eski GTA'larda vardı bu durum. Gördüğünüz gibi otobüsün önünde hani arabalar birikiyor ve yaklaşık 1,5 saat orada kalıyorlar. Bir türlü hani sollayıp geçmiyorlar. Orada beklemekte çok ısrarcılar gerçekten. Just Cause 2'den kapmış olacaklar ki yapımcılar şu şekilde basıyorum A'ya zıplama tuşuna ve araçtan araca atlama özelliklerini göstereceğim şu an. Değişik türlü şeyler var. Aha atlayamadım. Ha şu şekilde işte kaçan araçlara falan atlayışlar yapabiliyorsunuz. İsterseniz şöyle yanında gezebileceğiniz gibi üstüne falan da çıkabiliyorsunuz. Tabi çok şey yaparsa nedir adı? Sallarsa düşüyorsunuz. Tabi aracı da alabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş bu özellik. Mesela şu an gördüğünüz gibi Clean Drive şeyi açıldı, challenge'ı açıldı. Ne kadar çok çarpmadan gidersem, kaç saniye yani sağlıkta görüyorsunuz. Hani o challenge'ı o kadar iyi yapmış olacağım ki vurdum şu an. 18 saniye gidebildim. Hızınızı kesmemeniz gerekiyor o durumda. Gel gelelim. Haritayı açalım ve gösterelim. Night Market diye bir yer var. Bu Night Market'te bildiğiniz bizim mahalle arası pazarlarına benziyor ve bu pazarlarda işte elbise olsun, yiyecek olsun alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunun dışında işte masaj yaptırabildiğiniz yerler var oyunda. Masaj yaptırıyorsunuz ve karakteriniz birazcık daha şey oluyor. Ne oluyor? Nasıl söyleyeyim? Rahatlıyor. Relax oluyor. Birkaç özelliği daha var. Oraya doğru gidelim, göstereyim. İyi de para istiyorlar ama olsun. Onun dışında yine girebileceğiniz marketler var. Her ne kadar şu an bakayım göre çok hızlı dönüyor kamera. Evet, şöyle mesela gideyim de bir görün. O bug'a gel. Arabadan indim, havaya fırladım. İşte bu bug'ları bayağı çok videoda görmemizde bunları iyi. İşte markete giriyorsunuz. Mesela canım az. Solda radarda gördüğünüz kırmızı bar canımı gösteriyor. İşte herhangi birçok yiyecek var. İşte ne bileyim cipsler var, içecekler var, balıklar var. Alıyorsunuz, içiyorsunuz. İşte canınızı fulluyor. İşte ekstra bonuslar veriyor. Daha bir hızlı bir araba alalım ki hani hızlı gidebilirim. Direksiyonlar sağdan direksiyon, araba alırken ona göre o taraftan alın. Çalın ya da her neyse. Arabaların yine
benzin durumları falan yok, o kadar detaylı değil. Ama hani oyundaki müzikler falan da gayet iyi, gaza getirici müzikler. Bazen sinir bozucu olabiliyorlar ama genel olarak iyiler. Bir masaja bakalım isterseniz. $1,240. Evet. Nasıl bir masajsa. Sira $45,000 varmış. Evet, nasıl bir masaja gidişse bu da. Gidiyoruz şu an. Ne olacakları ben de pek iyi bilmiyorum, o yüzden. Ha, buymuş. Evet, buymuş. Face Matter Gain diye bir özellik geldi gördüğünüz gibi. Bu da radarda can barımı gördüğünüz yerin tam karşı tarafındaki bar. Oyun boyunca haritada birçok insan, satıcı, yani birçok kişi sizden yardım istiyor. Onların yardımlarını kabul ettiğiniz takdirde şehirde tanınan bir insan oluyorsunuz. Yani bir nevi hero oluyorsunuz. Durum böyle olunca da artık hani respect olayı artıyor. Tıpkı GTA San Andreas'tan hatırlayacağınız gibi. Haritada gördüğünüz mavi ikonlu adamlar ise kendileri polisler. Hani polisler oradayken suç işlemeyesiniz diye. Ha, Black Market'i gösterecektim. Hemen şöyle göstereyim. Black Market deyip duruyorum. İsmine hani resmi ismi Night Market ama oyundaki karakterler Black Market de diyorlar. O yüzden ben de Black Market diyorum. Ama haritadaki yazılışı hani Night Market. Evet, şurada aradan giriyoruz Night Market'e. Kapalı kapılar arkasından şöyle kıralım, sıkıntı yok. Arka sokaklardan pazara doğru çıkacağım. Nasıl çıkacağım ya yukarı? Bazen tırmanıyor da arkadaş, bazen de tırmanmıyor ama buradan tırmanabilirim sanırım. Evet. Sadece bazı yerlerden tırmanıyor. Evet, buradan da tırmanmıyor. Umarım çıkabilirim. Umarım çıkabilirim. Evet. Çıktım. Burası pazar arkadaşlar. Night Market. Gayet şey bir yer. Hani açık bir yer. Buradan yine yiyecekler falan alabiliyorsunuz. Onun dışında kıyafetlerinizi falan bu tarz yerlerden alabiliyorsunuz. İşte bir sürü kıyafet var. Onun dışında işte sizden yardım isteyenler var. Hong Kong'a çok aşırı yağmur yağıyor. Ama yağmur yağdığı zaman hani ıslanma olayları falan çok hoş olmuş. Özellikle sokakların parlaması, sizin vücudunuza düşen şeyler. Mesela Wei Shen diye bağırdı şuradan. Mrs. Chu suggested I talk to you. She a friend of mine. I need a favor. What do you need? My husband is in the hospital and I can't pay the bills. The only thing we have of any value is our car. You want to sell it? No, I want you to run it in the harbor. Our insurance is really good. Okay. Evet, böyle manyak manyak şeyler istiyorlar. Mesela işte kocası hastanedeymiş, faturaları ödeyemiyormuş. Dedim. Dedi ki şey işte arabam var dedi. Ne satayım mı dedim. Hayır dedi, işte onu kullan dedi. Bizim sigortamız gayet iyi dedi. Oradan sigorta alacak. Burada şurada mavi bir kutu var gördüğünüz gibi. Hong Kong boyunca ara sokaklarda bu mavi kutulardan bayağı çok var. Mavi kutuları aldığınız zaman içerisinden yüklü miktarda paralar çıkıyor. Önemli olan bulmak. Hani. Oradan çıkabilirdim galiba ya. Orada ara yol mu var? Gerçekten çok dar sokaklar. Bildiğiniz Sao Paulo yani. Evet, araba zaten nanay. Evet, arabayı fazla vurmadan şeye götüreceğim. İskeleye. Ya limana ya da. Bayağı da hızlı bir araba. Evet, fazla vurmadan böyle oluyor işte. Neyse ki yakınmış.
Evet. Tamam, buradan sigorta alacaklar. Gördüğünüz gibi face experience'ım arttı. Ve yine bunlardan da para kazanabiliyorsunuz. Tecrübe puanı elde edip level atlayıp yeni upgrade'leri de açabiliyorsunuz. V'yi yüzebilen de bir karakter aynı zamanda. Gördüğünüz gibi ıslanınca bayağı bir değişti. Hani grafiksel açıdan çağımızın gerisinde kalmamış bir oyun. Güzel bir oyun. Eğlenceli olabilecek bir oyun. Hani gayet uzun olduğunu düşündüğüm bir oyun. Henüz hani çok fazla oynama fırsatı bulamadım ama güzel bir oyun. Oyunda cover sistemi de var arkadaşlar. Hani şu şekilde cover alabiliyorsunuz. Çok değişik sinematik sahneler de var. Onun dışında eğer hani Asian oyunları sevmiyorsanız zaten hani rağbet göstermezsiniz oyuna, ancak oyunun birçok yerinde hani Hong Kong'da konuşulan diller konuşuluyor. Hatta bazen İngilizceden bile çok, o yüzden subtitle'ları açmanızı öneririm. Böyle önünüzden geçene de yapıştırabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda polis olduğunuz için bu şey yapıyor size. Hani şeyinizi düşürüyor. Masum bir insanı dövdün öldürdün diyor. Çok çeşitli araçlar var. Deniz araçları yok. Çocuklar ve hayvanlar yine eksik kalmış maalesef GTA'daki gibi. Herhalde çocuk öldürebildiğiniz tek oyunda Fallout'tu. Onun dışında bu tarz oyunlarda çocuk falan yok. En azından ben görmedim. Evet, böyle bir oyun Sleeping Dogs. Açıkçası benim tam beklediğim gibi bir oyun. Vasatın üstüne çıkmış, ancak iyi dereceye geçememiş bir oyun bence. Hani Sleeping Dogs oynayacağıma GTA 3 oynarım daha iyi bence. Ama Sleeping Dogs da hani sonuçta Ağustos ayında geldi ve sonbaharda yığılacak birçok oyuna gelmeden hani o zamanınızı değerlendirmeniz için güzel bir oyun. O açıdan yani tek başınıza single player olarak vakit öldürebileceğiniz değişik bir oyun. Onun dışında göstermediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şu seviyemde yok göstermediğim bir şey. Hani belki ileriki seviyelerde oyuna yeni özellikler eklenir mi gelir mi bilmiyorum silahlar dışında. Silahları göstermiyorum, onu zaten kendiniz de biliyorsunuz. Hani yani olay bu, gayet büyük bir haritada. Haritada gerçekten büyük. Hong Kong'da ışıl ışıl bir şehirde hırsız polis oynuyorsunuz. Genelde uyuşturucu üzerine ve bölge kontrol etme üzerine olaylar içeriyor oyun konu olarak. Ve Amerika'da birçok hani geçmişi olan bir karakter olan V'yi burada kontrol ediyorsunuz. Şahsen Yakuza oynadıysanız çok benzer bir oyun. Ama cidden bug'lı bir oyun, öyle söyleyeyim. Şu kuşla çektiğim videoda bile işte 2-3 tane bug gördük. Yine olacaktır. Hayırdır birader, derdin mi var? Gel senin derdin var. Dur bakayım, seni nereye çakabiliriz ya? Al. Irkçılık yapmış gibi oldum biraz ama ben de burada hani şeyim, Asyalıyım, o yüzden sıkıntı yok. Evet, böyle bir oyun. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bol animasyonlu, az fizikli Sleeping Dogs. Bu kadar arkadaşlar. Yeşil Devi maceralarından ayrılmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Muhtemelen bir sonraki videomuz, yani inceleme videomuz Darksiders 2 olacak. Darksiders 2'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yeşil Devi maceralarından ayrılmayın. Hello Mr. Shen. Or should I say, Officer Shen? The last cup I had in this chair lasted almost 48 hours. Would you like to try for a new record? Call me when he comes around. There's no rush. This is your last chance to come in clean. What's he gonna do? Arrest me? Call me a rogue cop? I don't know what he'll do. I am doing what needs to be done.
Way here's the real deal. Why are the bad ones always so good looking? Bona fide tribe killer from the streets. How'd you think this was gonna go down? Whatever it takes, you remember that? Betray your brothers, and you will die a thousand times over. This motherfucker right here is a snitch! I came on to take down his son on you, not to shuffle the deck. We knew you would become personally attached. You tell Mr. Lee that his people stay the fuck out of our territory, and in return, we'll let him live. It's war now. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Pulse? I'm one of them. Show these motherfuckers what it means to be Sun Ah Yi! That's what worries me, Wei. You're one of them.